Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz BİN Spor Stüdyoları'na. 13 Ocak Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? Teşekkürler, sağ olun. Ee, sizi gördük, daha iyi olduk. Ee, bu sabah abi. E, değerli izleyenler zaman zaman zor oluyor gerçekten kalkmak, e, bütün gündemi takip etmek. Bugün de hava da çok soğuk. Bu kadar soğuk olmasına Aynen. katlanamıyorum ama... Biraz zor oldu bu sabah doğrusunu söylemek gerekirse bizim için e, işe gelmek ama tabii ki görevimizin başındayız. Değerli izleyenler dün spor gündemini yakında futbol gündemini yakından ilgilendiren gelişmeler oldu. Onlarla başlayacağız. Bugün de devam edecek elbette. Hem bir taraftan... E, transfer dönemi, devre arası transfer dönemi başladı. Hem de teknik direktörler konusunda hareketli günler yaşıyoruz. Bugün yine Beşiktaş Başkanı Ahmet Çebi'nin bir açıklaması olacak. Beşiktaş'ın teknik direktörüyle alakalı bilgi de içerecek. Ama biz önce o açıklamaya kadar Foto Maç gazetesiyle ve Fenerbahçe ile başlıyoruz. İlk olarak ekranlarınıza gelen başlığımız Kartal dönemi. Fenerbahçe'nin hocası 5 aylığına İsmail Kartal oldu demiş gazete. İkinci gez geldi. Geçiş sürecini yönetecek. Yönetim sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'ın çalıştıracağını açıkladı. Gelecek sezonun teknik direktörü daha sonra belirlenecek demiş. Gazete gelecek takımı çalış gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktör adaylarıyla görüşmelerin sürdüğü bildirildi. <laughs> Listedeki isimlerin sezon ortasında göreve başlamayı istemediği vurgulanarak 2022-23 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil tüm dikkati ve çalışmalarını yeni sezon kadro yapılandırmamıza uzun vadeli oluşturacak oluşturulacak futbol sistemimize yoğunlaşması hedeflenmektedir. Bu konudaki açıklamalar önümüzdeki dönemde yapılacaktır denildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Joachim Löw ve diğer adayların adaylarla görüşmek üzere dün Almanya'ya gitti demiş gazete. <laughs> i̇kinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, 2014-2015'teki ilk dönemde sezonu Galatasaray'ın 3 puan ardında ikinci bitirmişti. Yani şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı demiş. Biz de birazdan istatistikleri paylaşacağız sizlerle. Gürcan Bilgiç burada doğru hamle başlığını atmış. Mini yorum kutucuğu içerisinde Pereira sonrasında sert bir hamle yapmak zorundaydı Fenerbahçe yönetimi ve üst düzey hocaların peşine düştüler. Löv ilk sıradaydı. George Jesus vardı listede. Löv bu sezon çalışmak istemediğini belirtti. İsmail Hoca, Löv ile arkadaştır. İlişkileri hiç kopmadı. İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar göreve gelmesi demek, yeni sezonda Löv ile yola devam edileceğini gösteriyor bence. İsmail Hoca, Löv, Aykut Kocaman, Ersun Yanal çalıştı. Fenerbahçe ile Kupa kazanan son teknik direktör şampiyonluğa da giderken kurşunlanma olayı oldu. Belki bir santrafor alsalar bu olay bile şampiyonluğu engellemeyecekti. Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde kendisi ayrıldıktan sonra kendisini çok geliştirdi. Yeni antrenman metotları üzerine çalıştı. Fenerbahçe'nin DNA'larını sonuna kadar bilir. Taraftar, medya, yönetim ne ister bilir. Bence Fenerbahçe çok doğru bir hamle yaptı diye görüş bildirmiş Gürcan Bilgiç. Ee, şurada İsmail Kartal Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 10. hocası oldu diye de yazmış. Milliyet gazetesi. Önce Kartal sonra Löv diyor başlığında. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği nihayet sona erdi. Sarı lacivertler sezonun kalan kısmını İsmail Kartal'la bitirip yeni dönemde Joachim Löv'ün başında olduğu bir futbol yapılanması hedefliyor. Şurada demiş ki gazete Kulüp tarihine geçti İsmail Kartal hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye hizmet etti Ha kariyerini yazmış Fenerbahçe'de kulüp tarihine geçti derken e, Kariyerini yazmış Peki tesadüfün böylesi derken ne yazmış gazete Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle ilginç bir tesadüf öne çıktı Aziz Yıldırım döneminde sırayla Fenerbahçe'de görev yapan Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Vitor Pereira ve İsmail Kartal Ali Koç döneminde de tekrar etti Aa ilginç bir şaka hiç dikkatimi çekmemişti. Başkanlığa geldiğinde Aykut Kocaman'la yolları ayıran Ali Koç, daha sonra Ersun Yanal, Vitor Pereira ve şimdi de İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Hakikaten, aklınıza gelmiş miydi? İsmail Kartal'la Vitor Pereira'nın sırası <laughs> değişmedi mi? Ben yanılıyor muyum? Sanki Aziz Yıldırım döneminde önce Kartal sonra Pereira göreve geldi gibi anımsıyorum ben. Acaba yanılıyor muyum? Tolga ne dedim bir daha söyle. Fenerbahçe'de... Uğur Bey'in söylediği gibi değil mi? Evet orada bir yer değişikliği var. Yani aynı sırayla demiş ya. Aynı, aynı sırayla, sırayla değil, değil ama bir, bir iki evet. isim yer değiştiriyor. Biri evet. daha önce İsmail Kartal. bilgiler doğru. Bir sonraki sayfamız. Vitor Pereira'dan sonra ikinci Kartal dönemi Hürriyet gazetesinin başlığı Fenerbahçe teknik adam belirsizliğine yine eski bir hocasını göreve getirerek son noktayı koydu. 2015'te Kartal'ın yerine Portekizli göreve getirilirken bu kez tersi oldu. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Joachim Löw mü, Slaven Bilic mi yoksa George Jesus mu derken Sarı Lacivertliler dün 2014-2015 sezonunda takımın başında bulunan İsmail Kartal'la sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Aynı konuya burada da neden 23 gün beklendi sorusu var mesela. Bu haberde Joachim Löw ile yakın dostluğu bulunan İsmail Kartal önümüzdeki sezon Hayata geçirilecek yeni projenin ilk adımı mı? Löv, İsmail Kartal arasında bir konuşma, bir diyalog yaşandı mı? İkna diyaloğu yaşandı mı? Joachim Löv mü İsmail Kartal'ı, İsmail Kartal mı Joachim Löv'ü ikna etti? Diye soruyor bunlar. Bu sorular cevap bekliyor demiş. Peki anlaşma sağlanmazsa İsmail Kartal sezon devam ederken önümüzdeki yıl takımın başına Löv getirileceği açıklanacak mı? Sezon devam ederken Kartal Löv fikir alışverişi olacak mı? Löv zaman zaman kadro yapısına veya oyun sistemine müdahale edecek mi? Bunlar hep sorular demiş. Ama soruların tabii ki cevabı yok değil mi? Hepsini yaşayıp göreceğiz. Yani çok fazla herhalde Hürriyet gazetesi bu haberimde çok fazla soru işareti var vurgusu yapıyor anladığım kadarıyla değil mi? E tabii Löv takıma müdahale edecek mi diyor. İki paragraf sonra başkan Koç Löve mi gitti diyor. İşte bir herhalde çok fazla soru işareti var anlamında. Evet. İsmail Kartal ilk idmanına çıktı futbolcularına güven aşıladı. Bu takım her şeyi tersine çevirebilir. Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor. Bunun değişebileceğini biliyorum. Fenerbahçe ruhunu, birlikteliğini ve gücümüzü, özgüvenimizi kazanma açlığımızı her maç rakibe hissettirmeliyiz. Bunu sağladığımızda istediğimiz sonuçlar kendiliğinden gelecektir şeklinde hitap etmiş oyuncularına. Ve Sabah Gazetesi son olarak kupa alan son hoca. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye kupa kazandıran son teknik direktör unvanının sahibi Sarı 2014-2015'te Galatasaray'ı penaltılarla 3-2 yenip Süper Kupa şampiyonu olurken takımın başında İsmail Kartal vardı. 2010-2014 arası Sarı Lacivertli takımda antrenörlük yapan Kartal, Löv, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını üstlendi. İsmail Kartallı Fenerbahçe 2014-2015 sezonunu 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 77 puanla Galatasaray'ın ardından 74 puanla ikinci sırada tamamladı. Takımı 60 gol attı, kalesinde 29 gol gördü. Aynı zamanda derbi canavarı demiş burada bakayım. 2014-2015 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığım maçlardan 9 puan çıkarmıştı diye yazıyor Sabah gazetesi. Hakikaten birçok gazetenin altını çizdiği gibi, dikkat çektiği gibi ve Gürcan Bilgiç'in de mini yorumunda ifade ettiği gibi ilk başta ortaya atılan isimler hani şöyle konuşuluyordu. George Jesus birinci seçenek, onun plasesi Joachim Löw falan filan hani biz de esprili bir şekilde ikinci olmayı ben kabul etmem falan filan diye konuştuk burada. Sonra bir anda İsmail Kartal açıklanınca elbette bir hani beklentiler yukarıya kondu. Ondan sonra hani e, isim olarak o isimler bir, bir şey oldu yani nasıl diyeyim size. Sanki süreç iyi yönetilemedi mi acaba diye bir fikirler geldi. Aklı ama bugünkü projeksiyonlara baktığımızda yani lövle devam edilecek önümüzdeki sene edilecek mi? O yüzden mi acaba İsmail Hoca geldi? Bu çerçeveden bakılınca sanki bir mantığa oturuyormuş gibi değil mi? Şimdi daha önce Ali Koç bir Bielsa projeksiyonu evet. da tarif etmişti. Anımsayalım. Orada da böyle beklenti çok lüzumundan yukarı taşınmış. Sonra Vitor Pereira e, gelişmesiyle orada da beklentiler tam anlamıyla karşılamamıştı. Sanırım Koç döneminin 4 sezonlu Koç döneminin en önemli problemlerinden biri bu oldu. Yani beklentiler yüksek konuyor. Beklenti optimizasyonu anladığım kadarıyla tam anlamıyla sağlanamıyor. Sonra beklentiler tam anlamıyla karşılanmıyor gibi bir durum oluşuyor ama Fenerbahçe tabii 23 gündür bir tek direktör gözetiminde olmadan sahaya çıkıyor, müsabakalara çıkıyor. Özellikle eee son lig müsabakasında ciddi bir başıboşluk, ciddi bir organizasyon sorunu. Ciddi bir iletişim sorunu göze çarptı. Çok temel meseleler dün de değindik işte. Mesela Mert Hakan'ın oyunu bırakıp Belhanda'nın gol sevinci dolayısıyla onunla tartışmaya belki kart görmeye gitmesi. İrfan Malatya maçından sonra ikinci defa protestolar sebebiyle halbuki iyi oynarken hatta sahanın en, iyisi, en iyisiyken bence son Adana Demir maçında oyundan çıkarılması gibi bir takım liderlik boşluğundan kaynaklanan problemler göze çarpıyor. En azından şu anda o halledilmiş olacak. Fenerbahçe'nin bir tek direktörü var. Peki o zaman bütün bu okuduklarımızı, gazetelerde okuduklarımızı ve sizin sözlerinizin ardından bizi tek bir soru bekliyor. Yani dünya kadar soru okuyor, tek bir soru bekliyor. Madem İsmail Hoca gelecekti, Vitor Pereira'nın arkasından hemen getirilemez miydi? Demek ki İsmail Kartal'ı getirmek değildi A planı. D planıydı İsmail Kartal ama ABC planları denendi sonuç anlamadı. Löv ve Jesus gibi tek direktörler anladığımız kadarıyla ilk e, hedeflerdi ama sonuç anlamadı. Başarılamadı. <laughs> Sezon ortasında çok kolay değil. Ondan sonra hala C.D. planına sıra geldi ama aynen sizin gibi ben de bu sorunun yanıtını merak ediyorum ve şüphesiz ki tam anlamıyla bilmiyorum. İsmail Kartal önünde e, 18 tane lig müsabakası var. Kupa'da yoluna devam ediyor Fenerbahçe. Ayrıca UEFA Konferans Ligi macerası da hiç yabana atılır bir macera değil. Orada bir macerası var. 3 kupada devam ediyor Fenerbahçe. Şu an Türkiye'de 3 kupada devam eden tek takım bildiğim kadarıyla önünde bayağı e, ciddi bir müsabaka yükü var İsmail Kartal'ın. İsmail Kartal'ın daha önce 2014 15 sezondaki performansına baktığımızda mesela kupa alan son hoca ama o kupayı görevdeki ilk maçında almıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ve görevdeki ilk maçı Ersun Yanal'ın şampiyon yaptığı Fenerbahçe hemen hemen çok fazla değişik olmadan sahaya çıkmıştı. Ersun Yanal puan farkıyla yani Nisan'da şampiyon yapmıştı Fenerbahçe'yi. Çok iyi bir malzeme bırakmıştı İsmail Kartal'a. Sürpriz bir şekilde zaten görevden alınmıştı Ersun Yanal <laughs> ve İsmail Kartal ataması o zaman da çok sürpriz olmuştu. Az İsmail Kartal tercihi. O da ilk maçta görevdeki ilk maçta Süper Kupa'da Prandelli'nin de ilk maçıydı. Rakibi Prandelli'nin normal süresi ve uzatmaları golsüz tam maçta penaltılarla Galatasaray'a kupayı almıştı. Sonra o kadro 2013-14'te Nisan'da şampiyon olan kadro İsmail Kartal'ın elindeydi. Ön tarafta Kaytsov, Emenike ve Bo dörtlüsü vardı. Orta sahada Mehmet Topal, eee, Raul Meireles, Diego gibi opsiyonlar devam ediyordu. İsmail Kartal o takımla büyük maçlarda iyi sonuçlar almıştı gerçekten. De. Çünkü ben o günkü analizlere baktım, o günkü değerlendirmelerime baktım. Rakip analizi konusunda mesela ustalık gösterdiğini ama büyük maçlardaki performansını orta sınıf maçlara yansıtamadığını düşünmüşüm. Sebebi de şu, çok fazla rakibe odaklanmış, çok fazla rakip analizine odaklanmış ve Fenerbahçe'yi aslında biraz da Pereira döneminde olduğu gibi büyük takım gibi oynaması gereken maçlarda büyük takım performansıyla sahaya sürememiş. Öyle bir eksik kömpüle çıkmış. Mesela işte Galatasaray'dan Süper Kupayı almış. Beş dışı iki kez yenmiş. O zaman Bursa Sporu iyi durumda. Kupada da eşleşmişler. Ligde bir kez yenmiş, bir kez berabere kalmış. İyi sonuçlar almış direkt rakiplerine karşı ama şampiyon olamamış. Niye? Çünkü şampiyonluk için diğer maçlarda da muvaffak olmanız lazım. Orada işte 8 beraberlik, 4 mağlubiyet. Şampiyonluğu Hamza Hamzoğlu'nun Galatasaray'ını kaptırmış. Uzun vadeli bir proje değil elbette. Kısa vadeli bir proje. Görünen o. Netameli bir karar. Eee sezon başı yola çıkılında tabii ki hayal bu değildi. Hedef bu değildi. Ama Pereira tercihi hani çok doğru bir tercih olmadı. Bence masaya oturup Pereira ile hedefler konusunda doğru bir diyalog kurulamamış. Bir hedef birliği sağlanamamış. şimdi benzer Pereira'ya benzer stratejilere sahip bir hoca gibi geliyor bana İsmail Kartal. Ben öyle bir endişe duyuyorum. O zaman bir soru daha. Filip Koku'yu hatırlayalım. Filip Koku tercihini hatırlayalım. Ve Filip Koku'nun görevden alınma dönemi. O zaman acaba daha mı hızlı davranılsaydı diye konuşuluyordu. Filip ile olmayacağı, 3 aşağı 5 yukarı e, sanki kestirilebiliyordu. Elbette kişiden kişiye değişir ama sanki bir genel bakış açısı, bir konsensüs oluşmuştu bu konuda hatırladığım kadarıyla. Aynı şeyi Vitor Pereira içinde söyleyebilir miyiz? Yani Düzelecek, düzelecek. Düzelecek derken şimdi bakın yanlış anlaşılma olmasın. Üçlü savunma, bütün o her şey. Belki de ilk bizim tespitimizi hatırlıyor musunuz? Üçlü savunma demesi kolay olduğu için herkes bu şekilde galiba Vitor Pereira'nın oyununu ifade etmeye çalışıyor ama mesele hiçbir zaman üçlü savunma olmadı. Mesele üçlü savunma gayet iyi, üçlü savunmanın önü oldu önündeki grupların, blokların birbiriyle tamamen alakasız olması, Fenerbahçe hücumunun 3 oyuncuya kalması, o 3 oyuncunun bütün takımla rakiple mücadele etmesi vesaire uzatmayalım. Ee, dörtlüye dönmesi de bir şeyi değiştirmedi. Yani üçlü dörtlü tercihi değildi mesele. Acaba daha önceden görülebilir miydi? Ya da yine daha önceden derken İsmail Kartal, Vitor Pereira gittiği gibi A tercihi, B tercihi, C tercihi. Büyük hocalar, beklentiler yüksek tamam eyvallah. Her koşulda ben sezon sonunda Yeni sezona bu hocalarla başlanacağım diye görüşmeler yapılırken İsmail Kartal'la devam edilirse daha iyi olmaz mıydı? Dört maç değil mi? Zeki Murat Göle ile. Evet. Tabii ki bu sorunun Elbette yanıtlarını, bu sorun yani evet. siz Çok keskinlikle mi? vermek kolay değil ama şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde de zaman zaman problemi olmuştu. Ali Kaş dönemindeki ana problem o oldu. İyi hoca getiriyorsun, iyi kadro olmuyor. İyi kadroya kalıyorsun. iyi hoca bulamıyorsun o eşleşmeyi bir türlü sağlayamadı. Bence Komolli'nin sport direktörü Komoli'nin e, Kuzey Afrika odaklı, Fransa odaklı o transfer politikası çok başarılı olamadı. Evet. Orada çok kimya tutmadı. Kokunun şanssızı biraz oydu. Hem çok fazla yeni oyuncu geldi. Yepyeni bir takım kuruldu. Hem de işte Benzia gibi, işte Reyes gibi, o günkü Slimani gibi, o günkü Dirar gibi <laughs> e, takımın kimyasıyla çok uymayan bazı Tercihli. tercihler söz konusuydu orada. Oradaki problem oydu yani. Koku da o yüzden 100 gün kadar galiba görevde kaldı ama o kadar zordu ki o eklektik yapıdan bir takım çıkartmak, bir ortak hareket edebilen grup çıkartmak çok zordu. Koku tercihini biraz öyle değerlendiriyorum. Yani kokuyu çok yargılayamıyorum çünkü elindeki kadronun çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bence bu kadro yeterli. Bu kadro iyi ürün vermeye müsait ama bu kez de tek direktör konusunda bir türlü önce Pereira sonra İsmail Kartal. Beklenen bir türlü bulunamadı, beklenen sağlanamadı. Ali Koç döneminin özeti artık e, Ali Koç'un 4 yıllık sürecini herhalde böyle özetleyebiliriz. Yani ya iyi hoca bulamadı ya da iyi kadro yakalayamadı. Bir türlü ikisini birden yakalayamadı. Yardımcı hoca çıkılan süreç de bir yıl mıydı? Neredeyse toplamda değil mi? bir yıl oldu. Toplamda olmuş, mi? tabii ki, toplamda. Çünkü her sezon o bir hocayla başlıyor. O hocayla tamamlamıyor. Kokuyla başlıyor, tamamlayamıyor. Ersun ile başlıyor tamamlayamıyor. Erol Bulut Pereira. Sonra bir geçici tek direktör dönemi. O da toplamda evet 350 gün 360 gün herhalde sonunda bir yıl oldu. Ali Koç döneminde özetleyen bir başka veri. Peki ala. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin performansı. Grafiğimiz, istatistiğimiz gelsin ekrana. 2014-2015 sezonunda 74 puan. Ligi ikinci tamamladı az önce de okuduğunuz gibi. 22 galibiyet aldı. Bu galibiyet sayısında da ikinci olarak tamamladı. Sezonu 4 yenilgiyle tamamladı ki o sezon itibariyle en az yenilgi alan. Takım oldu. 60 gol attı. 29 gol gördü kalesinde. 18.1 şut ortalaması ortalama olarak yani maç başına. 18.1'i yakaladı. Bunların ortalama yine 5.8'i. Şutların 5.8'i ki az buz bir şey değil. Ortalama olarak isabetli olmuş. İsabette pas ortalaması da maç başına 376.4. 217 korner kullanmış ve topla oynama oranı da %59.3 olarak gerçekleşmiş. 2014-2015 sezonundaki o dönemde maç başına 2.17 yani bu istatistiklerin de ifade ettiği gibi 2.17 gibi bir maç başı puan ortalaması yakalamayı başarmış İsmail Hoca. Şimdi bir yıl önceki sezonla çok ilintili bu konu. İsmail Kartal'ın yakaladığı yüksek istatistiklerde tekrar altını çiziyorum. Ersun Yanal'dan devraldığı şampiyon takımın e, ciddi etkisi var. 74 gol atmıştı Ersun Yanal'ın 2013-14'te e şampiyonluk <laughs> takım ve çok erken şampiyonluğu ilan edip son bölümde çok fazla prestij maçı oynamış. O yüzden de çok puan kaybetmişti. Sözünüzü unutmayın. Bir evet. son dakika gelişmesi yansıdığı Ekrana Gaziantep Kulübü 7 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Şimdi sevgili Tolga lütfen bir kontrol et. Eğer yanlış hatırlıyorsam, siz doğrusunu hatırlıyorsanız lütfen düzeltin. Bizde erteleme yok şeyde olduğu gibi. Yani e, 13 sayısını bulamıyorsa Eğer hükmen mağlup sayılıyor değil mi Türkiye'de? Doğru. Yani şeyde İngiltere'de <laughs> Almanya'da vesaire olduğu gibi bir Almanya'da da geçmediği İngiltere en yakın örneği Avustralya keza. Onlar erteleyebiliyorlar ileri bir e, tarihe. Dolayısıyla Gaziantep'in bu durumda yani bir şey çıkarabilecek mi? 13 bir kaleci 14 mi oluyor o zaman? Bir kaleci. Yok kaleci dahil 13 oyuncu Kaleci yeterli. dahil 13 oyuncu. Biri kaleci olmak üzere 13 oyuncu yeterli. Bulabilecek mi? Açıkçası o da herhalde cevabı aranacak soru olacak zor bir dönemden geçiyoruz. Zorlanacak gerçekten. Belki. Yani kulüplerimiz geçen hafta Beşiktaş'ın bir şey olmuştu girişimi olmuştu itirazı olmuştu İtirazı değil girişimi olmuştu bu şeylerden dolayı koronavirüs hastalıklarından pozitiflerinden dolayı Allah kolaylık versin bakalım nasıl gerçekleşecek. Çok özür dilerim. Ee, şeyden bahsediyorduk. İsmail Kartal'dan bahsediyorduk. İsmail Kartal'ın o dönem Fenerbahçe'deki performansından buyurun. 2014-15 sezonu 2013-14'ün biraz devam filmi gibiydi. Onun altını çiziyordum. Çünkü 2013-14'te Fenerbahçe hani son e, modern dönemin belki de en rahat şampiyonluğunu almıştı. Nisan'da şampiyonluğu ilan etmişti Ersu Yanal'la. 74 gol atmıştı ve son haftalarda o kadar çok prestij maçı oynamıştık ki o puanları ve o golleri daha yukarıya e, taşıyabilecekken taşımaya ihtiyacı yoktu. Taşıyamamıştı Ersun Yalan'ın Fenerbahçe'si. bahçesi. Dolayısıyla İsmail Kartal oradan çok hazır bir yapı devre aldı ve e, Ersun Yalan'ın oyunu da biraz geriye gitmişti. 2014 15te eleştiriler o yöndeydi. Dolayısıyla bugün 7 yıl buna baktığımız zaman o günleri anımsayamazsak, o günleri hatırlamazsak yanlış analiz yaparız. İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'nin en çok eleştirildiği konu Ersun Yanal'ın oynattığı pozitif oyunun gerilemesiydi. Çok fazla, çok yüksek dozajda bir önlem takımı yaratmasıydı. Biraz daha tutucu bir futbol oynatmasıydı. O yönde eleştirilmişti İsmail Kartal. Bunu ben çok iyi anımsıyorum. Ama Ersun Yanal çok iyi malzeme bırakmıştı İsmail Kartal'a. Onu da unutmamak lazım. Hocanın bir, ya hocanın değil tabii ki Fenerbahçe'de İsmail Hoca'ya tekrar bakacağız. Fenerbahçe'de puan ortalaması en yüksek teknik direktörler grafiğimiz, istatistiğimiz var. Onu da getirelim ekrana. Burada Carlos Alberto Pereira 34 maçta 2.47 galibiyet oranıyla en yüksek yakalamış durumda. Christoph Daum maç sayısı 136. 2.29 yakalamış. Werner Lorant 32 maçta 2.25. Veselinovic 117 maçta 2.21. Lazaroni 20 maçta 2-20. İsmail Kartal 34 maçta 2-18. Ve Mustafa Denizli 51 maçta 2-16 galibiyet oranı yakalamış. Bu arada en altta görüyorsunuz Emre Belözoğlu. Geçen sezon 10 maçta 23 puan toplamıştı. Biz sadece minimum 15 maç yapan teknik direktörleri aldık. Emre Hoca'yı da unutmayalım. Geçen sezonki performansını en alta bir satır olarak ekledik. Tabii e, Parayra 84 puanla şampiyon yapmıştı. Çok özel bir sezondu. 95-96 sezonu. Daum çok uzun yıllar görev yaptığı için yine de istatistiği çok etkileyici. 4 ayrı sezonu var. 4 ayrı sezonda ortalama 2.29 puana ulaşmış. İsmail Kartal'ın bir sezonda ulaştığı puan ortalaması bu. O da etkileyici. Ama dediğim gibi o şampiyonlar yetmemişti. 77 puanla Hamza Hamzoğlu'nun Galatasaray'ı şampiyon olmuştu. Parayla'nın Daum'un ve o için şampiyonlukları var. Mustafa Denizli'nin şampiyonluğu var. Bu puan ortalama Bu arada son dakika güncellendi. Toplam 11'e yükseldi mi? değil mi? Yanlış görmüyorum sevgili reji. Biraz uzak kalıyor çünkü. 11'e çıkmış e, Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki pozitif vaka sayısı. Allah kolaylık versin bakalım nasıl e, olacak. Şimdi heh, Uğur Bey'ciğim şunu da söyleyeceğim size. Fenerbahçe'de maç başına 2.17 puan ortalaması yaptıktan sonra... 2014-2015 sezonunda Eskişehir Spor'a gidiyor hoca. 30 günlük 4 maçlık bir macerası var. Burada tabii kısa süren bir şey. Galibiyet alamadan tamamlamış. Sonra Gaziantep'te 140 günlük 16 maçlık bir performansı var. Maç başı 1-0-6 yapmış. Ankara gücüne gidiyor. 542 gün 25 galibiyet, 11 beraberlik, 17 mağlubiyet. Burada da 1.62 yakalamış ki Fenerbahçe'den sonra en yüksek puan ortalaması da bu olmuş. Çaykur Rizespor'da 271 gün, 28 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 14 mağlubiyet, 1.14 puan ortalaması. Konya Spor'da da 147 gün görev yapıyor hoca. 9 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1.38 puan ortalaması yapmış. 8 Şubat'ta görevden ayrılana kadar İsmail Kartal. Başarılar dileyelim. Hayırlı olsun diyelim. Yani bu gazetelerde bir sürü sorular var. Ne olacak bundan sonra yeni sezonda öyle mi olacak böyle mi olacak acaba Joachim Löw'ün gelişine mi işaret İsmail Kartal vesaire ama belki biraz daha kısa vadeli bakmak lazım hocanın performansına bakmak lazım. Tahmin ediyorum taraftar da zaten buna odaklanmıştır kısa süre içerisinde. Şimdi sevgili Reji sevgili Tolga neyle devam ediyoruz? Ha, bir grafimiz daha var. Pekala. Buyurunuz. Dakika ağırlıklı yaş ortalaması. Dakika neye göre kıyasladık bunu sevgili Tolga? Yani şöyle özetliyoruz. Genç oyunculara en çok süre veren takım şeyi mi? Sıralaması gibi mi bakalım olaya? Böyle bakılabilir evet. En geniş haliyle böyle yani diyebiliriz. Yani şöyle hesaplanmamış. Galatasaray'ın diyelim 30 oyuncusu var. 30 oyuncunun yaş ortalaması alınmamış. Basit bir şekilde. Onu aldıkları dakikalara göre ağırlıklı olarak hesaplanmış. Yüksek dakika alan oyuncunun yaş ortalamasında ağırlığı daha fazla. Ama bu şekilde hesaplandığında da Galatasaray-Fenerbahçe yine ligin en genç iki takım olarak görünüyor. Sahaya sürdükleri 11'ler verdikleri dakikaları itibariyle. İkisinde tek direktör değişikliği var. İkisinde nispeten genç kadroları var. Biraz onu ifade eden, biraz onu destekleyen bir grafik. Birey birey performansını yükseltmeye ihtiyaç var. Torrent'in de, İsmail Kartal'ın da çünkü kadroları Süper Lig rakiplerine göre nispeten daha genç. Çok genç değil. Süper zaten yaşlı bir turnuva ama yine de diğer rakiplerine göre daha genç. Ama herhalde bir 5 yıl öncesine göre bir 2 yaş, 3 yaş kadar gençleştirmişiz değil mi? Kesinlikle. Yani 31, 30-31'lerden hani büyük oranda 20 hani Galatasaray ile Fenerbahçe 26.8 27 bayağı düşürmüşler ama diğerleri de 28 red çekmiş. Tebrik etmek lazım. Dediğiniz gibi 3-5 yıl önce top 20 Avrupa'nın top 20 ligine baktığımızda en yaşlı turnuvaydık. Şimdi yavaş yavaş o en dipten yukarılara evet. doğru ufak ufak tırmanmaya başladık. Bu da güzel bir veri olarak ekrana yansıdı ama yapılması gerekenin zaten bu olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bunu daha da aşağıya çekmek bizim elimizde. Bunu daha da aşağıya çekersek zaten İş modeli değişecek. Kesinlikle. Sadece aldım, transfer ettim, oyuncunun son durağı ben oldum değil. İş modeli değişecek. Bundan sonra burası da fabrika gibi bizim ülkemizde fabrika gibi çalışmaya başlayabilecek. Şimdi şöyle bakıyorum. Uğur Bey var mı eklemek istediğiniz? Çok bir teşekkür not. ederim. Fenerbahçe ile İsmail Hoca ile İsmail Kartal'la ya da teknik direktör tercihi ile alakalı olarak. Teşekkür ederim. Bu hafta e, şuradan bir saniyenizi rica ediyorum e, ee, önümüzdeki hafta çift hafta. Evet hafta haftası. Işte. Ee, öncelikle Isper, Fraporta bu Antalya abi. Spor deplasmanında Fenerbahçe hafta sonu. Ondan sonra hafta içerisinde İstanbul'da Altay'ı konuk edecek 19'unda ve 23. 23. haftada da Fenerbahçe deplasmanda soğuk bir yere gidiyor. Demir Grup Sivas Spor'la oynayacak. Maçın saati erken saat 16'da oynayacaklar. Sonra milli maç arası. 23. haftada ondan sonra ara olacak. İsmail Kartal'ın milli maç arasından önce Antalya, Altay, Sivas sınavları var. Fenerbahçe'nin nitelikli bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin yetenekli bir kadrosu var. İki ayrı model şu ana kadar izledik Fenerbahçe'de. Vitor Pereira ile daha formasyon odaklı, daha kurgu odaklı Fenerbahçe vardı. Daha az yetenekli oyuncu, daha fazla görev adamı kullanıyordu Vitor Pereira. Zeki Murat göle göreve geldi. Kamuoyunda genel beklenti zaten o yöndeydi. Yetenekli oyuncuları bir şekilde bir arada sahaya sürebilecek modeli yaratmaya çalıştı ki Emre Belözoğlu 2020-21 sezonunda bunu yapmıştı, başarmıştı. Sosa, Mert, İrfan, Pelkas ve Mesut'u bir arada Valencia'nın arkasında 5 özür dilerim 5 olarak sahaya sürüp 10 maç 23 puanı toplamıştı ama tabii göle döneminde böyle bir Oyun istikrarı sağlanamadı. Şimdi bakalım İsmail Kartal'ın yöntemi hangisi olacak? Daha çok Pereira'ya mı yakın sayacak? Emre Berezoğlu'nun yöntemini mi yakın sayacak. Onu da yaşayıp göreceğiz. İlk maç hakikaten herkes heyecanla bekleyecektir. Nasıl bir 11'le nasıl bir oyun anlaşıyla sahaya çıkacak. Çok fazla soru işler var. İsmail Hoca Antalya'da Antalya Spor'da son dönemde bir çıkış arayan, bir şeyleri değiştirmeye daha iyi Nuri Şahin yönetiminde daha iyi yapmaya çalışan aslında biraz biraz kapalı kutu diyebileceğiniz ya da sizi şaşırtabilecek bir takım. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak? Farklı bir oyun planları var. Nuri Şahin'le Antalyaspor'un Genelde çoğunlukla üçlü savunma oynuyorlar. Ve e, sol kanattan sağ kanattan ikili oyunlarla rakiplerini çok zor duruma düşürebiliyorlar. Bir dengesizlik yaratabiliyorlar. İşte soldan Güray ve e, Doğukan'la sağdan e, Gaça ve Florandus'la ya da bazen Bünyamin'le, İsmail Kartal da 2014-15 sezondan anımsadığımız kadarıyla iyi rakip analizi yapan bir tek direktördü. Hatta biraz fazla bunun doz aşırı yaptığı ve Fenerbahçe'nin de büyük takım davranışından biraz uzaklaştığını hatırlıyorum. Ama muhtemelen Antalyaspor'da şu anda ilk rakibi Antalya Spor'da herhalde i̇yi bir detaylı taktisyen. bir şekilde analiz edecektir. İsmail Hoca iyi bir taktisyen ama bunu zaman zaman realize etme konusunda, Konya Spor'da da hatırlayın rakibi iyi analiz ediyor, iyi bir taktik belirliyor kafasında ama bunu realize etme konusunda zaman zaman beklediği olmuyor. Rakip analizi çok önemli. Hocanın. Futbolda çok önemli unsurlardan bir tanesi ama büyük takım yönetiyorsanız maçın tonunu, ritmini sizin belirlemeniz lazım. Sadece rakibin oyununa odaklandığınızda, rakip analizinin biraz dozunu kaçırdığınızda tonu da onların belirlemesine izin veriyorsunuz. Sanırım oradaki ince çizgi o. Rakip analiz edin evet. Rakibin Tehdit unsuru olarak gördüğünüz özelliklerini muhakkak ki e, törpüleyecek, muhakkak ki kesecek önlemleri yaratın. Ama oyunun tonunu siz belirleyin. Çünkü siz büyük takımsınız. İsmail Kartal'ın şu anki sınavı bu. 2014-15'te de başaramadığı o olmuş. Rakip analizinin dozunu biraz artırmış. Ve oyunun tonunu belirlemeyi bırakmış evet. birçok maçta. Oyunun tonunu belirlemeyi rakiplere imkan vermiş. Diyelim ve değerli izleyenler bir araya gidelim ilk Konumuzu tamamladık. Aranın ardından da e, Hürriyet Gazetesi ile ve Galatasaray ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Değerli izleyenler ilk olarak ekranlarınıza gelen başlığımız foren ve ekibinin maliyeti 1.6 milyon euro. Sarı Kırmızılılar'da dün göreve başlayan İspanyol teknik adam ve 5 yardımcısının sözleşme detaylarını açıklıyormuş gazete. Galatasaray'da takımın başındaki ilk idmanına dün çıkan İspanyol teknik adam ve yardımcıları 2022-23 sezonunun sonuna kadar takımın başında yer alacak. Domenec Toren ve 2 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletizm antrenörü ve bir de analist uzmanından oluşan 5 kişilik ekibin kulübe maliyeti ise yaklaşık 25 milyon lira. Yani 1.6 milyon euro. <laughs> Şöyle bakalım. İspanyol teknik adam Galatasaray'da 5 yardımcısıyla birlikte görev yapacak. Önceki gün geç saatlerde Türkiye'ye gelen Domenek Torrent, iki yardımcı antrenörü Jordi Guerrero ve Jordi Gris, kaleci antrenörü Richard Sagera ve atletizm antrenörü Julian Jimenez'le birlikte İstanbul'a geldi. Aynı zamanda Domenek Torrent'in ekibine Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte. Yer alan bir de analist uzmanının önümüzdeki hafta dahil olması e, bekleniyormuş. Birçok kişinin merak ettiği sorunun yanıtına da Hürriyet gazetesi ulaşmış. Hep birlikte öğrenelim bakalım. Toren ve 5 kişilik ekibin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon lira. Öğrenmişiz zaten. İspanyol hoca ve yardımcılarının 1,5 yıllık toplam maliyetinin 1.6 milyon euro düzeyinde olduğu belirtildi. Sarı kırmızılılarda yönetim Toren'in ekibine bir Türk antrenör dahil etmek istiyor. O isimde İtalya'nın Spezia kulübünde görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş. vermiş. Geçmişte Galatasaray'da uzun yıllar mesai harcayan Tuğberk Tanrıvermiş vermiş. Kulübüyle ...kontratını eğer fesedebilirse sarı-kırmızılı teknik heyette görev yapacak, diyor gazete. Hayırlı olsun gelin Galatasaray'a da. Şuradan bakayım başka bir. Ha, Arda Turan'la yollarımız ayırma gibi bir düşüncemiz yok. Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından... ...yaprak dökümü Florya'da personel ve teknik heyet içinde devam ediyor. Arda Turan konusundaki iddialara Başkan Burak Elmas hürriyet aracılığıyla yanıt vermiş... Fatih Terim'in isteğiyle 2020-2021 sezonu öncesinde kulübüne geri dönen ve tecrübeli hocaya hocayla yakındığı bilinen Arda Turan'la yolların ayrılıp ayrılmayacağı spekülasyonlarına Burak Elmas şu sözlerle cevap vermiş. Daha doğrusu noktayı koymuş. Kontratı devam ediyor oyuncunun iddiaların aksine. Arda Turan'la yolları ayırma gibi bir tasarrufumuz, düşüncemiz bulunmuyor. Çok fazla Geldiğinden beri çok fazla verim alabildiğini söylemek mümkün değil Arda'dan Galatasaray'ın. Dolayısıyla Fatih Terim gittikten sonra acaba Arda Turan'la da mı yollar ayrılacak sorusu o zaman bize şunu mu düşündürüyor? Ya da çok kötü niyetli bir yaklaşım mı olur? Hani Fatih Terim olduğu için Arda Turan buradaydı gibi bir yaklaşım mı bu düşüncenin altında bulunan? Yoksa sanki merhum fazla niyet okumak. Merhum mı? başkan da pek istememişti transferini. Öyle bir yanlış olmuştu. Diyaloglar olmuştu. Değil mi? Bir ara farklı farklı görüşler olmuştu. Ama sonra 6 ay sonra e, tekrar transfer gündeme Ama gelmiş. zaten burada yazmış sadece. O zaman transferi yapmışlardı. Gazete bilgilendirmek için bizim de zaten birinci ya da Galatasaray taraftarının birinci önceliği değil herhalde. Birinci öncelik Domenek Toren. Ne yapabilecek, ne yapacak elbette <laughs> ilk maçta hep beraber izleyip göreceğiz. Evet, Domenek Toren ve ekibinin bir buçuk yıllık maliyetinin 1.6 milyon euro olması tabii makul görünüyor. Makul görünüyor. Yaklaşık yıllık 1 milyon euro gibi gözüküyor teknik ekip maliyeti ki bu seviyede büyük takımlar için <laughs> çok yüksek maliyet sayılmaz. Oyuncularının büyük bölümüne bundan daha fazla yıllık ücret veriyorsunuz. Yani 1 milyon eurodan daha fazla veriyorsunuz önemli bölümüne. Teknik ekibe böyle bir yıllık 1 milyon euro civarında ödeme yapılacak olması orada bir tasarruf sağlanının göstergesi. Ama tabii ee, bütçeden tasarruf ederken oyundan tasarruf etmemek lazım. Galatasaray'ın tasarrufa değil oyunda gelişmeye ihtiyacı var. Dün de altın çizmiştik. Galatasaray'ın iki tane temel problemi var. Bir tanesi 20 tane süperde 20 tane maçın 10'una e, mağlup başladı. İlk golü yedi ve ondan sonra ilk golü yeme alışkanlığı çok fazla geliştiği için o golü geri çıkarmak için tekrar geri dönebilmek için çok fazla efor sarf etti ve bir kaotik hücum anlayışı gelişti. Maçların ikinci yarısında sürekli tekrarlayan bir kaotik hücum anlayışı gelişti. Zaman zaman başardı Galatasaray maçları geri çevirmeyi. Zaman zaman başaramadı. Bugün gelinen nokta tabii zirvenin çok çok gerisinde olmasının temel sebeplerinden biri 20 maçın 10'unda ilk gol yemesi. Bunu çözmesi lazım. Domenek Toren ve ekibinin birincil olarak Galatasaray'ın bu kolay ilk gol yeme hastalığı. İkinci çözmeye gereken tabii Galatasaray'da genç bir kadro. Az önce de istatistik olarak verdik. Galatasaray Fenerbahçe dakika bazlı bakıldığında Süper Lig'in en genç kadrolarını sahaya sürmüşler. Galatasaray'ın elinde işte Morutsan gibi e, Kerem Aktürkoğlu gibi Halil Dervişoğlu gibi Berkan da ile bir yanılmıyorsam 23 yaşında Işık Kağan Arslan gibi son maçta boyu 21 yaşında. Asun Sao 21 yaşında. Çikal Dao, 24 o bile katılabilir. Barış Alper 23, 25 yaş altı çok fazla oyuncu var. Oğulcan 22. Yani futbolunun en üst seviyesini görmemiş. Çıkış e, parabolde çıkış tarafında olmaları gereken bir sürü oyuncu var ve onlar çıkış tarafında değiller. Galatasaray'ın ikinci temel problemi bu. Morussan geldiği noktanın aşağısında düşüşte. Çıkaldı. geldiği noktanın aşağısı düşüşte. Barış daha iyi günleri olmuştu. Doğru. Avrupa'da bir maçta oyuna girmişti. İkinci yarıda. Avrupa Ligi oyunu ön eleme turu daha. Yanılmıyorsam Randers maçıydı. Randers maçı. Bir daha mesela Barış Alper o seviyede göremedik. Halil son maçta bir özgüven eksikliği ön plana çıktı. Berkan son maçta çok fazla kolay top kaybetti. Morutsan çok kolay top kaybetti. Sabah Yine gençlerin okulu. dışında da var. Mustafa Muhammed 24-25 yaşında geldiği seviyede değil. Cagney in İngiltere'den geldiği seviyede değil. Bir mesele de Torre'nin çözmesi gereken bir mesele de bu. Oyuncuların çizgilerini tekrar yukarıya doğru çevirebilmek. Sabah birlikte okuduk bir iddia. Morusan'ın devre arasında Galatasaray'dan ayrılabileceği hatta İstanbul Bükreş'e kiralık olarak geri dönebileceği ki kiralık sözleşmesi sezon sonuna kadar olduğu gibi bir buçuk yıllık da olabilir şeklinde bir iddia. Ee, okuduk ama çok gerçekçi gelmedi. Şimdi bazı dönemler oluyor böyle özellikle hoca değişikliği vesaire. Hani neyin nereden geldiği, hangi bilginin nereden geldiği ya da hangi amaçla geldiğini kestirmek kolay olmuyor. O yüzden çok da fazla üzerinde durmamak. Şu an için daha belki ciddi konuşulur yarın öbür gün ya da hiçbir şekilde konuşulmaz, unutulur. Çok da üzerinde e, durmamak lazım. Neye işaret ettiğini insanlar kafasında tartar. Şeyle alakalı Benim olarak. Benim fikrim şu Morutsan'la iler. E, geçeceksek geçmeden söyleyeyim. Buyurun. Şimdi yaşı küçük bir özgüven oyuncusu. Geldiğinde özgüven daha iyiydi. Özgüven daha iyi olduğu için daha iyi performanslar verdi. <laughs> 2-3 maç. İyi sinyaller de verdi aslında. Gol ve katkısı da yaptı. Ama sonra geriledi. Kötü takımlara tabii işler kötü giderken de Morussan gibi oyuncuların ön plana çıkması zor. İyi takımda ön plana çıkmaları daha kolay. Acaba teknik adam değişti sonrası <gülüyor> <gülüyor> muhakkak ki Domenek Toran bütün oyunculara, kadrodaki bütün oyunculara Derbe. Şans vermek isteyecek. Hepsine eşit yaklaşmak isteyecek. Ee, düşüşteki oyuncuların çıkışa geçmesini <laughs> arayacak. Yeni bir şans oyu Morustan için. Ben de şu anda kiralamanın çok doğru bir zamanlama olduğunu düşünmüyorum. Evet. Öyle hissetmiyorum. Yani Morustan için yeni bir şans oyu bir tek direktör değişti. Peki aynı sayfada diyor ki işte Tore'nin oyun anlayışı Hürriyet gazetesinden. Demiş ki Domenek Toren New York City'de görev yaptığı dönemde takımının nasıl oynattığını kendi sosyal medya hesabında yayınladığı videoda şöyle ifade etmişti. Hızlı ve birlikte oyun, baskı altında kendine güvenerek oynamak, hücumda sürekli hareket halinde olmak, çabuk reaksiyon göstererek topu geri kazanmak, geçiş oyununda boşlukları kullanmak geride oyun kurarak rakibi kendine çekip çizgilerde alan yaratmak hücumda doğru anı yakalayıp rakibin boşluklarını değerlendirmek baskı altında olmayan oyuncuları bulmak takım arkadaşlarını desteklemek çizgiler arasında oynamak ve hızlı hücum etmek geniş alanda oynamak ve üçüncü bölgede yaratıcı olmak aslında <laughs> hepsi tek bir şey işaret ediyor doğru oyun kim istemez ki kim böyle istemez. oynamayı yani bu torunun Oyun anlayışı diye sıkıştıramazsın bir parantezin içine. Evet. Zaten hemen herkes bugün dünyadaki bütün çağdaş direktörlerle böyle ölmek ister. Ama Tore'nin farkı ne? Mesela Klopp e, düşüncesine, Klopp fikriyatına mı daha yakın? Guardiola fikriyatına mı? Guardiola fikriyatına daha yakın gibi görünüyor. Çünkü Klopp dünyanın en hızlı hücum eden, savunmanın hücuma en hızlı geçen takımını yarattı. Hatta geçenlerde Guardiola dedi ki, ben kabul ettim. Biz Klopp gibi hızlı hücum, hücum edemeyiz. Liverpool gibi hızlı hücum, hücum edemeyiz. Bizim formatımız farklı. Bizim evliliklerimiz farklı. Liverpool gibi hızlı hücum etmek gibi bir düşüncemiz, niyetimiz de yok artık dedi. Guardiola'nın City'si ne yapıyor? Evet, hız onlarda da elbette önemli faktör. Elbette onlar da geçişlerden gol yollamaya çalışıyor ama ana plan olarak topa sahip oluyor. Beklerini özellikle sol bekini ve sağ bekini ön libero'nun yanında kullanıyor. Sanırım Dominik Torrent'in New York ve Flamengo macerası, macerasında en dikkat çekici müdahalelerinden biri bu olmuş. Galatasaray'ın beklerini daha farklı yerde göreceğiz artık oyunda büyük bir ihtimalle. Diyelim ki Yedlin ve Fanan artık gerçi bu iyi geldi. Bu iyi ve Ömer her neyse. <laughs> bu ve Ömer'i biz normalde nerede görmeye alışıyoruz? Taç çizgilerine daha yakın. Orada koridor yakalamaya çalışıyorlar. 100 metre gidiyorlar geliyorlar. Şimdi Boyi ve Fanan oldu. Boyi ve Ömer'i nerede göreceğiz biliyor musun? Berkan'ın sağında solunda veya Taylan'ın sağında solunda, orta saha oyuncusu gibi göreceğiz. Guardiola oyununun anladığım kadarıyla Toren oyunununda alamet farikalarından biri bu. Bekleri top ayaktayken özellikle orta saha gibi kullanmak, içeriye sokmak, dışa genişletmek yerine oyunu, orta sahada kalabalık salmak. Bir tanesi bu. Yine Guardiola oyununun ve muhtemelen Toren oyununun da önemli detaylarından, farklarından bir tanesi stoperlerin öne çıkması, topla beraber öne çıkması. Oyunu stoperlerle kurmak. Bak Türkiye'de oyun stoperlerle kurulamıyor genelde. Ön liberolarla kuruluyor. Ön liberolar Kuramadı stoperlerin arasına kadar giriyor. giriyor. Evet. evet. Ama Guardiola gibi, Toren gibi hocalar stoperlerle oyun kurmak istiyor. Stoperleri topla beraber çıksın istiyor. Mesela geçen sezon Beşiktaş bunu çok iyi yaptı. Wellington o yüzden çok iyi gözükmüştü. Topla beraber çıktığı için. Şimdi Nelson ve Marcao topla beraber muhtemelen daha çok çıkacak. Berkan ya da Taylan ya da Aytaçer kimse orada kullanacak ki bence başka bir oyuncu kullanmalı. Bunların üçü de değil. Onları daha az göreceğiz muhtemelen stoperlerin arasında. Çünkü onlar da stoperlerin arasında girince ön libero gibi olmuyor ki ön stoper gibi oluyor. Ve oyunu çok fazla geriden kurmak zorunda kalıyorsun ve kat etmen gereken mesafe artıyor. Ben o yüzden bu ön liberoların stoperlerin içine kadar hatta arkasına kadar girmesini çok mesela benimsemiyorum bir futbol sever olarak. Ben ön libero oraya girmiyorsa daha çağdaş buluyorum oyunu stoperler topu getirebiliyorsa, oyun kurabiliyorsa. Toren bunu yapmak istiyor. Stoperlerle oyun kurmak istiyor. Onun dışında ne yapmak istiyor? Guardiola'nın, Toren'in farklı yaptıkları ne var? Mesela klasik santrfor zaman zaman kullanmıyorlar. Veya klasik santrfordan farklı beklentileri olabiliyor. Nedir? İşte 4-5-1 yerine 4-6-0 gibi oynamak. Klasik santriforun da orta saha oyuncusu gibi oynaması. Pas trafiğine katılması. Çünkü ben öyle bir gol atmaya çalışıyorum ki orada klasik Santafor becerisine ihtiyaç yok. Herkes atabilir o golü. Topu çerçeveye götürmeye evet. çalışıyorum değil mi? Maa ile. Herkes atabilir derken takım içerisindeki oyunculardan herkes o golü atabilmeli. Böyle bir evet, oyun. Doğru. Aynen öyle. Herkesin gol atabileceği bir düzen yaratmak evet. istiyor. Haklısınız. Çünkü ne yapmak istiyorlar? Topu örerek, mesafe kat ederek, sürekli mesafe kazanarak bularak. rakip kale çizgisine kadar taşımak istiyor adeta. Şutla değil de topu adeta taşıyarak rakip kaleye götürmek istiyorlar. Guardiola oyununda, Toran oyununda da bu var. Bunu Galatasaray'ın santrforları yapabilir mi? Pekala yapabilir. Halil de yapabilir. Afrika Kupası'ndan döndüğünde Muhammed de yapabilir. Cagni belki ama, ama Cagney de boyuna göre evet aslında ayağına mahir bir döndükten boyun. sonra zaten bu oyundan kesitler sundu konuştuk burada. Yapıyor. Cagni duvar oluyor takım pas, e, istasyonu oluyor. Geriye geliyor top alıyor. Doğru. Yaptı yani özellikle bu sezonun başından itibaren. Sonra tabii bir dalgalandı ama Yakın Takım dalgalandı çok. Evet. Abu Bakarlıklar e Çok yaptık. hoşumuza bir gitti. Bakıma. Konuştuk burada hatırlayın. Pozisyon, Bakar pozisyon. çok yapıyordu değil mi? Evet. Oyun kurulumuna arkadaşlarına... geliyor. Sonra bitirmeye de gidiyor. Aynen öyle. Orta sahanın kendi yer alana bakan yuvarlana kadar geliyor. Pas katılıyor. 6 7 maçta. Sonra devam ediyor. İlk 6-7 maçta net bir şekilde 7 hatta 8. haftaydı hatırlam yanlış hatırlamıyorsam. Burada pozisyonlarını üst üste konuştuk şeyin. Evet. Ee, caddini. Caddini. Bir başka önemli konu tabi santriforları da ilgilendiriyor. Topu kaybettikleri yerde geri kazanma, çabuk geri kazanma konusu bu hiç kolay bir şey değil. Yani bunu hep böyle dile getiriyoruz programlarda Çünkü ama. Çünkü bir kişilik iş değil. Değil. Bu bayağı organizasyon evet. işi. Yani öyle lafta topu kaybettiğimiz yerde kalabalık olacağız, hemen kazanacağız 5 saniye, bu işin sırrı 5 saniye falan diyebileceğin kadar o kadar kolay bir, bir şey değil. Bir stoperle yapılacak iş değil yani. Çok karmaşık. Çok karmaşık bir iş bu. Çünkü hep söylüyorum. Biz sanıyoruz ki oyun sadece takım boyundan ibaret. Yani stoperle santrifon arasındaki mesafe kısa olursa. Topu çabuk geri kazanırsın. Evet faktörlerden biri bu. Ama eninin de dar olması lazım takımın. <laughs> Sadece boyun kısa olması yetmez. Yani stoperler öne yaklaşıyor. Santiforlar arasındaki mesafe 25-30 metre iniyor. Evet bu önemli. Takım boyunun kısa olması. Ki kaybettiğin yerde bir anda kalabalıklaşabilirsin. Bu önemli ama Guardiola oyununa baktığın zaman Klopp da bunu yapıyor. Klopp oyununa baktığın zaman Trent Alexander Arnold'ı, Andrew Robertson'ı, Cancelo'yu ne kadar tatçısını görüyorsun. Çoğunlukla içeride görüyorsun. Çünkü kanat adamları da içeriye yaklaşıyor. Topu kaybettiği yerde kalabalık olmanın bir başka sırrı da bu. Kanat adamları içeriye girmez. Onu öbür tarafta alan yaratmak için yapıyorlar. Oyunu bir yere sıkıştırıyor. Bütün takım arkada bir kişi unutuluyor. Kazandık ya da sonra. ya da iki kişi. O yüzden hep arka direkte bir ya da iki kişi mutlaka oluyor. Evet, Manchester City. Önemli bir detay Oyunu bu. Oyunu oraya sıkıştırıyor. Rakip de bir şekilde buna herhalde şey yapıyor. Çünkü bıraksam gelecek diyor. E bırakmasam Çünkü yoruyor. Bazen arka tarafta bile. boş adam var. İlginç bir şekilde bunu hayata geçiriyor. Bu çok önemli. Haklısınız. Ben bunu unutmuştum. Teşekkür ederim. Biz bunu tafın. ekleyelim peşine. Hücum stratejisi bu da. Hücumda ne yapıyor? Topu çok dolaştırıyor. Hatta bazen böyle sıkıcı şekilde dolaştırıyor. Çok fazla o 35 pas bazen anlamsız gibi geliyor. Ama aslında o paslar anlamlı. Maksat mesela solda diyelim pas trafiği yakalıyor. Rakibin bir oyuncusunun uyuma anını bekliyor. Veya denge bozulma anını bekliyor. Veya bloklar arası boşluk bekliyor. Hop! Sizin dediğiniz gibi tersi oynuyor. 40 metre 50 metre cross pass. Bir anda top kanser olan Bernardo Silva'ya gidiyor. <laughs> bu tarafta oynuyor. 20 pas 25 pas yapıyor sağ tarafta. Hop sağdan oynuyor. Walker'dan sol tarafta Kevin Döber oynuyor. 40-50 metre cross pass. Orada bir ters boşluk yakalıyor. Çünkü takımı buraya konsantre ediyor. Rakip takımı oynadığın yere konsantre ediyor. Oraya odaklanmışken savunmacılar terste boşluk arıyor. O yüzden bu oyunun çok önemli bir aksamı bekler. Evet. Galatasaray'ın da çok önemli problemlerinden biri bekler. Bu sezon evet. Yani Guardiola oyunu, Toran oyunu oynaman için iyi beklere sahip olman lazım. Top ayağına yakışan beklere sahip olman lazım. Belki de bazı oyuncuları beke devşirecek Toran. Çünkü bakıyorsun boyu dışında Galatasaray beklerinde sanki bunu tam acaba falan nokta bir çıkış olur mu bilmiyorum. Ama boyu dışında şu anda çok tatmin eden bir bek performansı çıkmamış. Oğulcan'ı Beke devşirmişti Fatih Hoca. Bence doğru bir denemeydi. Başka oyuncuları devşirip deneyebilir. Yani takımda bence müsait oyuncular var devşirip deneyebileceği. Yani Toren'den devşirme bek hamlesi bekleyebiliriz. Bu hafta Atakaş Atay Spor deplasmanına çıkacak Galatasaray. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Sıradaki sayfamız Foto Maç Gazetesi'nden geliyor efendim. Ekranlarınıza tek yumruk olacağız. Galatasaray'ın yeni hocası Toren ayağının tozuyla idmana çıktı. Florya'da önce yöneticilerle bir araya gelen İspanyol çalıştırıcı ardından saha içinde oyuncularla bir toplantı yaptı. Oldukça enerjik görünen Toren. Hep birlikte Galatasaray'ı ayağa kaldıracağımıza inanıyorum diye konuştu İsmail Çipe. Sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yokluğunda yediği gollerle tepki çekerken teknik direktör Domenek Torrent'ten sürpriz bir hamle geldi. İspanyol Hoca dünkü antrenmanda oynanan çift kale maçta kalede Cankat Yılmaz ve Berk Balaban'ı denedi demiş gazete kale sürprizi diyor. Demek ki bir ön bilgi almış Galatasaray'ın evet. daha ilk antrenmanında farklı kaleci deniyorsa. Florya'da işler değişti. Galatasaray'ın yeni hocası Domenek Toren salı akşamı İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki teknik adam daha İstanbul'a gelmeden futbolculara çalışma programı hazırladı. Hiç izin kullanmadan, oyuncuların da izinlerini iptal eden İspanyol teknik adam geldiği ilk güne çift idman koydu. Çok disiplinli olmasıyla tanınan Toren daha göreve başlamadan Galatasaraylı futbolculara gözdağı verdi. Gözdağı değil bu benim çalışma modelim bu diye hızlı bir şekilde girişmiş işe. Torrent bir hafta sonra rapor sunacakmış Uğur Bey. Sıra transferde başlığıyla duyurmuş bu haberi okuyucusuna. Yeni hocasını bulan Galatasaray'da sıra ara transfere geldi. Torrent'in bir hafta içinde vereceği rapora göre somut adımlar atılacak Fatih Terim görevdeyken. Asun sözleşme fesi, Luyendama'nın Belçika'ya kiralanması ve Adana Demirspor'la anlaşan Fatih Öztürk'le yolların ayrılmasına karar verilmişti. Bu durumu yeni teknik adam Torrent ile tekrar gözden geçirmesi bekleniyormuş Galatasaray'ın. Şurada bakayım ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlere göre 3 takviye varmış. Gündemde kale, orta saha ve forvete oyuncu arayışları başlamış. Kale, orta saha ve forvet. Şimdi <laughs> orta sahadan başlayayım. Gustavo Asunsao transfer edildiğinde bu Bartu'yu olumsuz etkilemişti. Çünkü o da sırasını bekliyordu. A takımla antrenmanlara çıkıyordu. O da o pozisyonun oyuncusu. Önüne Asunsao'ya transfer edilince yanılmıyorsam zaten kontrat yenilemediler. Ama hala A takımla antrenmanlara çıkıyor. Acaba Toren döneminde Bartu Elmas göze girer mi? Bu orta sahada çünkü Galatasaray'ın bence farklı bir ön libero tipine ihtiyacı var. Galatasaray'ın şu ana kadar sezon boyunca kullandığı e, ön libero seçenekleri büyük takımda olması gereken pas kalitesini, oyun kalitesini sağlayamadılar. Süper Lig'deki en büyük problemlerden bu oldu. Ha, Avrupa Ligi'nde Avrupa Ligi'nde topla %44 ortalamayla oynuyorsun. Dolayısıyla orada Berkan Taylan ikilisinin çok top kazanması, pas arası yapması, serseri top kazanması işe yaradı. Avrupa Ligi'nde Berkan Taylan çıkardı, o çıkaldı, o orta sahası işledi. Ama Süper Lig'de işlemiyor. Çünkü Süper Lig'de %60 da topla oynuyorsun. Ve orada topu daha iyi kullanan orta sahasına ihtiyaç var. Acaba Bartu bu anlamda kendini gösterebilir mi? Atalay gösterebilir mi? ile beraber orta saha pozisyonuyla öyle bir konuya girmek istedim. Kaleci konusu Farklı kalecilerden denemesi enteresan. Okan Koçuk mesela Giresun Spor açıklama yaptı evet. Hakan Keleş. Hiçbir temas kurmamışlar. Oyuncuya sorduk. Oyuncuyla da temas kurmamışlardı. Acaba temas kurmayı düşünürler mi? Okan Koçuk'la. Kaleci konusunu bilmiyorum. Böyle bir hamle olur. Mu? Belki de önce eldeki değerlere bakmak istedi. Önce Eldeki, eldeki kalecilere bakmak istedi. Bayağı küçük ama ilk kalecide. Kaleci evet. Baya küçük yaşlı. Okan 26 yaş sonuçta artık. Performansı Olmuş bir kaleci. Süper. Evet. Birinci kaleci ama bu çocuklar tabii çok gençler. Üçüncü konu Santrfor konusu. Şimdi nasıl bir formasyon tercih edeceğini bilmiyorum. Muhtemelen kendisi de bilmiyor. Daha önce bununla ilgili verdiği röportajda demiş ki bir formasyonun bir dizilişin başka bir dizilişe üstünlüğü yok. Bir takıma giderse o takımda Messi vardır. Messi'ye göre oynarsın. Orada amacın top Messi'ye oynamak olur. Başka bir takıma gidersin. Orada Sane vardır. Orada 4-3 oynarsın çünkü. Hızlı kanat alanları kullanırsın. Ben de hani Çalıştığım takımda, geldiğim takımda kadroya bakıyorum, kadro mühendisine bakıyorum. Ona göre en uygun formasyonu bulmaya çalışıyorum demiş. Yani bir formasyon aşkı, formasyon tutkusu yok. Ben 4-3 oynarım. Ben 3-4-3 oynarım. Böyle bir idefix bir düşünceyle röportajına bakılırsa evet. gelmemiş gibi görünüyor. Bu durumda Santrfor son dönemde çift Santrfor kullanıyordu. Son maçta işte Halil Babel, Halil Oğulcan öyle devam etti. Babel Oğulcan bitirdi. Çift santrifor kullanacaksa zaten Galatasaray'ın elinde yetenekli yok. Santrifor takviyesi yapması lazım. Muhammed Afrika Kupası, Jagdi Sakat. Seçenekler dar. Tek santrifor kullanacaksa e, acaba Afrika Kupası'ndan Muhammed dönecek diye beklerler mi bilmiyorum. O transfer, o takviye de biraz herhalde hocanın 11'de kullanacağı santrifor sayısına bağlı. Ama bence takviye yapmalılar bir tane. Çünkü Galatasaray en azından gerektiğinde çift santrifor oynayabilmeli bence de. Ama her şeyden önce şu kaleci işini çözseler galiba en hızlı şekilde ilk olarak çözmeleri gereken değil, değil mi? konu o galiba. Bir sayfamız daha. Cimbom'da Torrent Rüzgarı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenek Toren görevine hızlı başladı. Sabah saatlerinde soluğu Florya Metin Oktay tesislerinde alan İspanyol Hoca öğrencileriyle tanıştı ve ilk antrenmanına çıktı. Bu arada Necati Ateş veda etti demiş Fatih Terim'in yardımcılarından. Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim de basın toplantısı yapma kararı almış süreçte yaşananların kamuoyuna doğru anlatılması gerektiğini vurgulayan tecrübeli hocanın yarın yapılacak toplantı için herkes gerçekleri öğrenecek ifadesini kullandı, öğrenildi diyor. Gazete Getson Fernandez zora girdi. Burada bakayım Fatih Terim'in görevinden ayrılması Getson Fernandez transferini de olumsuz etkiledi. Daha önce birlikte çalıştığı Terim'le yeniden buluşmak isteyen Portekiz Yıldız'ın artık Galatasaray dışında başka opsiyona yöneldiği öğrenildi. Yani e, haber şöyle diyor aslında. Fatih Terim için geliyordu. Şimdi Fatih Terim görevde olmadığı için Getson Fernandez de gelmiyor demiş. Paul Scholes demiş ki ya Manchester United büyük oyuncuları transfer etmeye çalışıyor. Onların adları geçiyor. Bu büyük oyuncular Manchester United niye gelsinler ki? Dışarıdan baktığın zaman kaotik bir ortam görünüyor Manchester United'da demiş. Paul Scholes ki bir Manchester United efsanesi. Şimdi bizim büyük takımlarımız da maalesef bu sezon biraz öyleler yani dışarıdan baktığın zaman Fenerbahçe'ye baktığın zaman Galatasaray'a baktığın zaman başka bir ülkeden baktığın zaman yani çok dışarıdan bir kargaşa görünüyor. Kabul Bugün etmek lazım. Koreli gazetecinin de şeyi vardı. Değil mi? Tweet'i vardı. Gazeteler Kim Min Jae ile buldu. ilgili. Evet. Tam da bahsettiğiniz şeyden bahsediyordu. Evet. İki tane bahsediyordu oldu ama onu yazmış. Jason Lee'di galiba. Doğru. Koreli gazeteci. Bir belirsizlik var kulübün içerisinde diye. Bu da Kim Min geleceğini etkileyebilir diyordu değil mi? İsmail Hoca ile tahmin ediyorum bir noktaya gelmiştir o şey. Endişeler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Galatasaray ile alakalı söylediğimiz gibi Atakaş Atay Spor deplasmanında bu hafta kolay da bir maç değil. Kolay da bir rakip değil. Teşekkür ederim. Karşılaşma. Bakalım herhalde satır satır izleyeceğiz. Kararlarını, tercihlerini hocanın, hem Aynen İsmail öyle. hocanın hem de şeyin. E, Domenek Tore'nin ilk maçlarında. Bir araya gidelim değerli izleyenler şimdi. Aranın ardından da e, Beşiktaşlar ve Fanatik Gazetesi ile devam edeceğiz. Değerli izleyenler Beşiktaş ve Fanatik Gazetesi dedik. Ekranlarınıza geliyor başlığımız. OKK için ısrar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yaklaşık 35 milyon euroluk harcama limitini tamamen dolduran Beşiktaş, vidayı göndererek bütçede yer açmayı planlıyor. Kartal, Hırvat savunmacı çok yaşayın. Hırvat savunmacıyı devre arasında gönderebilirse 1.7 milyon euroluk hareket alanı elde edecek. Mişi Batshuayi'nin performansından memnun olmayan yönetimin Vida ile yolları ayırması halinde kapısını çalacağı ilk kulüpse Medipol Başakşehir olacak. Siyah beyazlılar İstanbul temsilcisinin golcüsü Okaka'yı almak için girişimlerini hızlandıracak. Şimdi bakalım Haber Beşiktaş açısından tabii ki yazıldı tahmin ediyorum. Altını okumadan çünkü Medipol Başakşehir niye versin diye de bir soru geliyor değil mi? Şüphesiz. Akla eğer ederini bulursa tabii ki. Tabii ki o yani para olarak ederini bulursa Bişçek'i nasıl sattıysa Okaka'yı da satabilir. tabi. şuradan bakayım. 17 lig maçında 9 gol 2 asistlik form grafiği yakalayan 32 yaşındaki futbolcu. Onun da yaşı var bu arada. Okaka'nın evet. da. Beşiktaş'ın radarına girdi. 1.7 milyon euroyu burada değerlendirmeyi planlıyormuş. İlk başta Kaka ilk oynamaya başladığında sezon başında hatırlayın demiştik ki ben demiştim sanki biraz ağır gibi cüsseli. Sayızlı ve biraz ağır kalıyor gibi ama haftalar geçtikçe o cüssesine, o size'ına rağmen çok da hızlı olduğunu gösterdi. Çabuk en azından. E, yani. 16 yaşında yanılmıyorsam oynamaya başlamıştı seriada çok erken yaşta. Ee, Roma'da çok büyük bir hikaye yazacağı, bu e, tarihine geçeceği, kulübün tarihine geçeceği inanılıyordu. Fakat kariyeri hiç istediği gibi <laughs> gitmedi. Şu anda iki katı yaşına gelmiş. O yaşının futbola başladığı yani profesyonel olduğu günlerin iki katı yaşına gelmiş. Dünya kadar takım değiştirdi. Herkes yeteneğine, kabiliyetine, kapasitesine inanıyor ama bir türlü o kapasitesinden beklenen verimi alamıyorlardı. Stefano Çukovka kalan ve nihayet Başakşehir çok iyi verim aldı. 32 yaşında Başakşehir'de kendini buldu. İlk yarının en iyi santrifor performanslarından bir tanesi gerçekten de düşününce Beşiktaş'ın oyundaki eksikliği düşünce çünkü Beşiktaş özellikle Önder Karaveli geldikten ve bu mesela Güven Batçuay uyumlu yakaladıktan sonra sonra Güven Batçuay'ın arkasına Emirhan'ı ekledikten sonra son maçta 43 tane rakip ceza alanı topla buluşma var. Batçuay'ı rakip ceza 18 kere topla buluşturmuş. Hani bu topları Okaka'yla ile buluştursa daha yüksek verim alabilirsin gibi hissediliyor Başakşehir performansına bakınca oyuna baktığınızda hatırlayın Okaka'nın attığı golleri hatırlayın. Oyuna baktığımızda Beşiktaş eğer ki santraforlar değişmiş olsaydı çok daha gol attığı bir ilk yarıyı geride bırakmış olurdu. Oyuna, Görünmüyor. sadece oyuna baktığınızda. Başakşehir'de zaten Beşiktaş'a e, öykünen Beşiktaş'a benzeyen bir oyun oynuyor. Yüksek topa sahip olan. Mağayla bitiriyor bölgeye gelen. Bu evet. kadar basit yani. Mesela çok kenar ortası yapmıyor Başakşehir yerden oynuyor kenarlardan ve o kaka doğru yerlere doğru koşulları yapabilen becerebilen o kenardan atılan paslara Vişça'dan gelen Deniz'den gelen Çaddi'den gelen paslara doğru yerlere doğru koşulları yapabilen bir oyuncu. Oyun bilgisinin ne kadar yüksek olduğu tartışılmaz. Zaten onu İtalya milli taşımıştı o performansları. <laughs> ee, eğer böyle bir transfer söz konusu tabii ki Başakşehir için çok büyük kayıp olacağı gibi Beşiktaş için de bir kazanç olabilir öyle görünüyor. Önder Hoca ile alakalı olarak, Önder Karabeli ile alakalı olarak göreve geldiği günden beri söylüyoruz. Doğru işler yaptı. Oyuncuların ile alakalı ve kurduğu sistemi devam ettirmesiyle alakalı, gençlere yer vermesiyle alakalı. Sadece acaba şunu atlıyor muyuz diye kaç gündür soracağım size bugün unutmadan aklıma geldi. Bazı maçlarda çünkü ben onu not aldım. Önder Hoca'nın oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını hmm. söyleyebilir miyiz? Ama şunu da tez antitez hemen söyleyeyim. Yedek bankında çok oyuncusu fazla oyuncu da yok. Sizce böyle bir durum var mı yoksa direkt şey mi bağlamamız lazım? Yedek bankına mı, oyuncu kadrosunun derinliğine mi bağlamak lazım? Son müsabakaya e, bakıyoruz. Beşiktaş'ın genç Rize maçı genel olarak iyi gitti ama 2-2 oluna dakika 68. Rize maçı normal e, bir oyun taktik anlayışıyla açıklanabilecek bir şey değil. Şimdi 68'de 2-2 oluyor. oluyor. 83'te yapıyor sonraki oyuncu işini. Gökhan Toru'yu 83'te sokuyor. Dolayısıyla buradaki soru işareti şu. Acaba kulübesi yetersiz olduğu için mi 2-2 olmasa ama maç 15 dakika bekledi? Oyun iyi gittiği için mi bekledi? Oyun değişiklik istiyor muydu istemiyor muydu? Bu soruların yanıtlarını verebilirsek sizin sorunuzun yanıtını veririz. Benim şahsi kanaatim mesela Rıdvan Umut değişikliği 89'da oldu. Umut sağlık sorunu yaşayınca. Sakatlandı Ben daha erken beklerdim. Kenarda çünkü koyabileceği bir Gökhan Töre var. Bir Rıdvan var. Bir de genç oyuncular var. O da diyor ki muhtemelen ya diyor bunun bir de lig boyutu var. Şey devamlılık boyutu var. Ben de diyor oralara da bakacağım. Yani elimde zaten iki tane adam var. Allah korusun biri sakatlanırsa derken işte bak birisi evet sakatlandı. Belki o da öyle düşündü ama Rıdvan'ı 68'de Durum 2-2 70'te soksa. Rıdvan ofansif bindirmeleri ofansif zenginlik katma şansı olmaz mıydı? Biz zaten sizinle maç öncesinde beklentimiz Rıdvan'la başlamasıydı. Rıdvan başlaması. Hatırlayın. Rıdvan'la muhtemelen başlayacak diye düşünmüştük. Hoca Umut'u tercih etti. Ee, ama evet. kafasında muhtemelen Rıdvan'ı sokmak yoktu. Sakatlandığı için değişiklik öyle yani. görünüyor. Acaba neden Umut'u tercih etti? Şimdi iki sebebi olabilir. Bir, Hani üçlü savunma dinlendirmek oynuyorum. için başka bir şey yok bence. Olabilir. Sebeplerden biri kadro genişliğinden faydalanma. Evet. Bir, biri de şu olabilir. Üçlü savunma oynuyorum. Üçlü savunma ile ilgili de çok fazla deneyimi yok takımın. Defansif arıza verirsek beklerimden biri de hücumcu. En azından biri defansif olarak güvendiğim umut olsun mu dedi acaba. Hani o da Rıdvan olursa ikisi de hücumcu. Üçlü savunma anlamında kötü bir sınav verir miyim acaba diye belki endişe etmiş olabilir. Tam da bu noktada şu soruyu da hemen tekrar dile getirmek istiyorum. Acaba Emirhan ilk 11'e çıktı. Daha önce Serdar Saatçı çıktı. E Altu muydu genç kardeşimizin ismi Dortmund maçında Berkay. Berkay e, sahaya çıktı. Berkay gibi o dakikadan sonra 60'tan sonra 70'ten sonra yine denenemez miydi? Emirhan Delibaş var kulübeden gibi. mesela. Demir Ege, Ege var orta saha oyuncusu. Emirhan sağ açık. Yani tamam yeterli derinlik yok ama. Ya bununla ilgili şimdi bir şey söylersem Önder Hoca'ya sanki haksızlık olur Doğru, gibi hak geliyor ismiz. çünkü. O kadar iyi tanıyor ki. İşin hani içerisinde bir de. Emirhan çıkaran o, koyan o. Biz dışarıdan Emirhan İlkan'ı bakıyoruz. yeterli görmüş, koymuş. Demek ki Emirhan Delibaş'ı şu anda o seviyede görmek koymuyor ki. Emirhan Delibaş da Emirhan İlkan'dan bir yaş büyük aslında. Ama demek ki o seviyede görmedi ki koymadı. Burada bir haksızlık Doğru, yapmak hakısınız. istemem. O yüzden hocanın en azından oyuncu değişiklikleriyle alakalı stratejisini %60-%70 hatta belki biraz daha fazla derinliğin olmamasına bağlamak lazım. Evet. Değil mi? Anlamaya çalışıyoruz hocayı. Bizim işimiz bu. Anlamaya çalışmak ve anlatmak. Ama bir taraftan da akla şöyle bir soru işareti geliyor. Kabul etmek lazım. 68'de 2-2 olmuş. Rıdvan daha erken oyuna girse oyunun ritmini bir tık değiştirebilir miydi? Böyle bir soru işareti. Çünkü Umut'la Gökhan Gönül mesela çok eşleşti. Gökhan Gönül 90 dakika oyunda kaldı. Acaba o eşleşme Rıdvan Gökhan Gönül olsaydı Rıdvan yorgun bir Gökhan'a karşı üstünü kurabilir miydi? Ve Beşiktaş ekstra bir hücum silahı kazanmış olabilir miydi diye soru işareti geliyor insanın aklına. Daha önce yayın dışında konuştuk biz. E, muhtemelen şey yapmayacaktı. Eğer bir sakatlık olmasaydı almayacaktı. Galiba. Evet. Çünkü 89'da muhtemelen. aldı sakatlık oldu. Bizim varsaydığımız hani öngördüğümüz şey oydu. Düşünce. E, şeyi konuştuk. Hücum hattını konuştuk. Ki siz zaten uzun zamandır Batu ya da Beşiktaş'ın Hücum hattında oynayan oyuncuların top kullanımında çok cömert davrandıklarını en şey haliyle, e, kibar haliyle çok cömert davrandıklarını. Dolayısıyla oraya gelebilecek bir oyuncunun orada bir forma rekabeti yaratarak herkesin performansını yukarıya çekebileceğini söylemiştiniz zaten daha önce. Şimdi Okaka'ya kilitlenmiş gibi görünüyor ama illaki Okaka olacak diye de bir şey yok. Evet. Geçen beraber miydik yine bir Abu Bakar iddiası okuduk. Cenk okuduk. Cenk okuduk. E, Kuban okuduk. Ön tarafa bir takviye düşüncesi var. Beşli evet. çok da haklı. Çünkü Gezzal, Batu Larin arkalarında güven var. Ee, çok derin sayılmaz orası. Ve Batşuayi ve Larin'in özellikle form düşüktükleri, topu kullanma konusunda çok realist davranmamaları, çok kolay top kaybetmeleri bana şunu düşündürdü. Ya rekabet yok ki kulübede. Batu kafasını çevirip baktığı zaman... Orada ciddi bir tehdit görmüyor. kafasını çevirip baktığı zaman orada ciddi bir tehdit görmüyor. motive Biraz ol, onu düşündürdü. Motive olmadığını da söylemek mümkün değil. Yani mücadele etmiyor diye de bir şey yok. Yo, ediyor. Koşuyor, ediyor, ediyor, mücadele ediyor. Topu kaptırdığı yerde basmaya çalışıyor. Vesaire yani koşan öyle durup da topun gelmesini bekleyen bir oyuncu da değil ama <laughs> vuruşlarda işte son vuruşlarda son bir vuruşlarda Bazen son olur. paslarda final pasları, final öncesi paslar bazen çok gerçekçi davranmıyor Larry'in ve Batu ve 5'te 3. bölgede çok kolay top kaybı yapıyor. Ve ben bunu biraz da ön tarafın rekabet eksikliğine bağlıyorum. Bir de güveni sormak lazım. Güven nerenin oyuncusu? Kanat oyuncusu mu? Forvet arkası mı? Forvet mi? 15 oyuncusuna kadar mu? ben de bilmiyordum bunun yanıtını. Ama 15 gündür şöyle hissediyorum. İkinci Santıfora kendini iyi hissediyor. En baştan beri söylüyoruz bunu. Kanatta değil, burada kendini iyi Merkez hissediyor. Merkezde de. Değil mi? Evet. Yani bir daha hareketli, daha Kivo... istekli pivotal for ile beraber Alver, gezen dolaşan, ona da alanlar, koridorlar yaratan, onun da yarattığı koridorlara giren, gol şansı yaratan ikinci santrfor olarak, ikinci olarak hani akla kim geliyor? Griezmann gibi. İkinci santrfor akla kim geliyor? Yusuf Yazıcı'yı bile söyleyebilirsin. Yusuf Yazıcı'nın başka özellikleri var ama Lille'de oynadığı rol itibariyle söylüyorum. Bir tane Jonathan David gibi statik santrfor, klasik 9 <laughs> numara. onunla beraber bir tane gezen dolaşan İkinci santrifor tipi. Güven Batuşay'ı böyle bir şey yakaladılar. Böyle bir telepati yakaladılar. yakaladılar evet. çok, çok, yüksek pas yüzdesi. Bir tane ilk yarıda hücum ettiler soldan. Al ver bir daha al ver yaptılar. Evet. Sonra şut kaleci çıkardı. Gökhan çıkardı mesela. Çok etkileyiciydi. Bunu her iki santifor yapamıyor. Ama Güven'le Batuşay iyi yapıyorlar. Güven sanki rolünü buldu. Hani tek santifor değil de iki santifor oynayan takımlarda ikinci santifor olarak Güven sanki daha iyi hissediyor kendini. Orada da aynen öyle. Net bir şekilde oyununa da isteğine, arzusuna da yansıyormuş gibi görünüyor. Şimdi efendim nereye gidiyoruz? Trabzonspor'a gidiyoruz. Başlığımız Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Yok böyle hücum hattı. Solda Vakayeme, sağda Vişça, ileri uçta Cornelius. Bu üçlü ligde toplam 38 kez skora katkı yaptı. 20 gol, 18 asist ile Cumartesi günü Demir Grup Sivas Spor deplasmanında ilk kez birlikte oynayacaklar. Fırtınanın sadece hücum hattı değil orta sahası da tabela anlamında fark yaratıyor. Ben de diyecektim ki orayı eksik bırakmışlar ama değil bırakmamış gazete. 7 gol 4 asistli Bakasetas, 3 kez ağları havalandıran Abdülkadir ve 2 gol 4 asistli bulunan Marekamşik rakiplere korku soluyor. Canini'den güzel haber. Afrika Kupası kadrosundan çıkarılan Janini'nin detaylı kontrolleri Trabzon'da yapıldı. Adalesinde yırtık bulunan yıldız forvetin MR'ında kanama ve ödemin azaldığı tespit edildi. Yeşil Adalı forvetin 10 gün sonra antrenmanlara çıkması bekleniyor demiş. Geçmiş olsun. Diyelim bir kez daha Janini. Toplam 19 takıma bedeller demiş. Bakayım orada ne diyor. 6 oyuncu yani yukarıda saydığımız Vakayme, Wishca, Cornelius, Bakasetas e, Abdülkadir ve Marek Hamşik. Bu 6 oyuncu bu sezon ligdeki gol sayısı 32 yapıyor. Diğer 19 takıma bakıldığında Süper Lig'de 32'den fazla gol, gol atabilen bir ekip bulunmuyor. Hakikaten yok böyle hücum attı. Az bile kalmış. Gol artı asist istatistiğine baktığımız zaman yani evet. sadece gol artı asist baktığımız zaman lider zaten bakayamet Tiam'la beraber evet. 13 istatistiğiyle zirveyi paylaşıyor. Onu Vişça izliyor. Vişça, Umut ve Pesic. Yani Vakayeme, Metiyam'ın arkasında Vişçe var. Onların arkasında Okaka, Cornelius, Vargas var 11. Yani Vakayeme 13, Vişçe 12, Cornelius 11, Bakasetas 11. İlk 9 oyuncunun Süper Lig'de gol artı asist katkısı en yüksek 9 oyuncunun 4'ü Trabzonspor'da şu anda. Vakayeme, Vişçe, Cornelius ve Bakasetas gerçekten de yani Başakşehir, Vişçe'yi Trabzonspor'a satarak bir oyuncudan çok fazlası. Ligin Ligin ayarlarını çok çok derin bir şekilde değiştirdi. Hem Başakşehir çok eksildi. Çünkü <laughs> ciddi bir zirve adayıydı. En önemli oyuncusunu sattı. Hem de bunu direkt rakibine sattı. Trabzonspor'a sattı. Yani ligin zirve yarışının temel ayarlarını çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Trabzonspor gerçekten şu anda form durumlarına baktığınız zaman ligin en iyi kadrosu. Mevcut, aktüel form durumlarına baktığınız zaman zaten Vakayeme 13 Vişçe 12, Cornelius Bakasetas 11 gol katkısı yok. Yani böyle bir istatistik. Bakıyorum bu zirveye Trabzon'dan başka iki oyuncusu girebilen takım var mı? İşte Başakşehir varmış. Artık biri yok onların. İki oyuncusu girebilen başka takım yok. Trabzon 4 oyuncusu girmiş düşün. İlk ona. Başka herhangi bir takım yok. İki oyuncusu girebilen yani. Kayseri, Tiyam, Karayübüklü, Pesic, Kasımpaşalı, Umut, Adana Demirsporlu, Vargas, Hataylı, Lobanitse, Konya'da Serdar tamamlıyorlar. Sol üstte en çok katkı sağlayan oyuncuları koymuş. Görüyorsunuz değil mi? Evet. E, gazete neredeyse 11'i de çıkarmış. Vakayeme, Cornelius Vizca. Vakasetas, Abdülkadir Ömür, Marek Hamşik. Savunma dörtlüsü de. Tabii çok şey bir e, ileri altılı bu. Çok cesur. Her maçta kuramazsınız. Abdullah abi zaman zaman zaten Berat Siyopis'i beraber kullandı. Son dönemde Doğrukan'ı muhakkak kullanıyor. Sivas rakip. Sivas'a karşı muhtemelen böyle bir 11 yapamazsınız. Çünkü orta sahanız çok geçirgen olur. Hamşik, Bakasete, Saptur, Kadir Ömer orta sahası ama bunu zaman zaman yapıyor. Ne yapıyor? Maç içinde son 30'da gole ihtiyacı varsa gerideyse o zaman böyle çılgın bir altılıya dönüyor. Ama bu çılgın altıyla genelde başlamıyor. Orada muhakkak Siopis, Berat, Dorukhan'dan biri ya da ikisi ilk 11'de oluyor. Devam ediyoruz. Yusuf Yazıcı, CSK yolcusu. Amirli yıldızımız Yusuf Yazıcı sezonun ikinci yarısı için Ceska Moskova ile anlaştı. Rus kulübü tecrübeli futbolcu için Lil kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Satın alma opsiyonu 12 milyon euro civarı olacak Yusuf için imzaların yakın zamanda atılması bekleniyormuş. Amirli yıldız bu sezon Fransa liginde 15 maçta bir gol bir asistlik performans sergiledi. Katılacaksınız 3 yıl önce 17,5 milyon euro karşılığında gitmişti. Lille Çeska Moskova ile anlaştı Rusya Premier ekiplerinden. Rus kulübünün Yusuf'u sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamak için Fransız temsilcisiyle el sıkıştığı kaydedildi. Yıldız ismin satın alma maddesinin ise 12 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. İspanya'dan da talipleri bulunan Yusuf'un büyük bir sürpriz olmazsa Rus kulübüne imza atması bekleniyor. Yusuf Yazıcı'ya başta Galatasaray olmak üzere Türkiye'den birçok takım talip ama tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki bağlayıcı madde Yusuf'un geri dönüş yollarını tıkamış durumda. Bordo Mavililer Yusuf'u Lille satarken sözleşmesine Lille kulübü Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralayamayacağını veya satamayacağını taahhüt etmektedir. Lille kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli ödeyecektir maddesi koydurmuştu diyor. Şimdi elbette Trabzonspor kendini koruyan bir e, önlem Maddesi koymuş o ayrı da sanki İspanya'yı tercih etse daha mı iyi olur? Olmaz mıydı? İyi olur kesinlikle iyi olur. Daha iyi olmaz mı? Bir başka detay da şu şimdi Yusuf çok kendine özgü bir oyuncu. Evet. Yani gerçekten benzeri az. Geçen sene de onu aslında 11'e koymamıştı şimdi itiraf edelim. Sezon başı itibariyle Yusuf Yazıcı Galtier'in ana planı içinde yoktu. Hatta devre arasında yanılmıyorsam Portekiz ligine kiralanması gündemdeydi ki şaka gibi. Neredeyse Portekizine kiralanacak bir oyuncu. Sonradan Avrupa Ligi'nde müthiş bir çıkış yaptı. Ha bir an yanlış okudum son dakikayı çok özür dilerim. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi. Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı olduğunu açıkladı. Diye son dakika gelişmesi geldi ekrana. Evet son dönemde adı bayağı anılan evet. bir yöneticiydi. Bu Bruno, Bruno Pinheiro döneminde değil mi onun anlaşma sağladığı filan iddia ediliyordu. Sportif direktör olmuş. Şimdi Yusuf Galtier'in de ana plan oyuncusu değildi geçen sene. Ama sonra Avrupa Ligi'nde o rotasyonlu kadroda bir anda kendini gösterdi. Bir anda 6 gol attı gruplarda. Hatta 7 attı. Galtier de onu Lig 1'de de kullanmaya başladı. Çift santrifordan biri olarak. 4-4-2 oynuyorlardı. Evet. Onu ikinci santrifor kullanıyordu. Şimdi Gurvenek'in de ana plan oyuncusu olmadı. Ya yani Yusuf'u, Yusuf bulunduğu kabın şeklini alan bir oyuncu değil bulunduğu kaba şeklini vermek isteyen bir oyuncu. Dolayısıyla kendine uygun çift santrifor oynayan takımlarda mesela ikinci santrifora Yusuf iş yapar. Ama tek santrifor oynayan takımlarda hani bir 10 numara rolü oynaması lazım. Ki çok da asist yapmıyor ama çok gol atıyor. Değişik oyuncu Yusuf. O yüzden bilemiyorum. İspanya elbette keşke gitse. Rusya Ligi'nden ise İspanya Ligi'ne gitmesin. Tabii ki çok isterim. Oyunun ama gideceği takım da çok önemli. İklim, oyunun temposu, Tabii. sertlik düzeyi, oyunun hızı. Büyük turnuva. Yani bunlar göz önünde olacak. İspanya sanki daha makul olur eğer oradan hakikaten yazıldığı gibi teklif varsa. Rusya'ya gitmek göz önünden ayrılmak demek. Daha makul olacak yani. Kendisine daha da kolay uyum sağlayabilir diye düşünüyorum oraya. İspanya, İspanyol futboluna. Gideceği takım önemli orada. Tekrar altın çizeyim. Hani çift santifor oynayan, onun ceza yayı çevresinde böyle onun çok sevdiği yerlerde topla buluşabileceği, orta mesafe şut imkanı bulabileceği, bir takıma giderse Yusuf acayip kendini gösterebilir. Yani Yusuf'un performansı gerçekten e, takımın oynadığı oyuna biraz bağımlı yani. Takım onu oynatırsa Yusuf uygun rolü varsa Yusuf parıldıyor, Yusuf çiçek açıyor ama Yusuf uygun rol yoksa takımda Yusuf soluyor maalesef. Her Peki. uymuyor. Peki o zaman biraz yurt dışına uzanmışken oradan da devam edelim. İtalya'dan Tutto Sport gazetesini getireceğiz ekranlarınızda. Değerli izleyenler dün oynanan Akşam İtalya Süper Kupası maçına, maçından bir e, başlık atmış. Inter Süper diyor. Juventus da hani e, cevap vermeye çalıştı. Tam olarak herhalde öyle mi söylüyor? Yani ayakta kalmaya çalıştı ama kupayı Inter kazandı demiş. Evet. Hakan Çalhanoğlu da maçın başından sonuna ki normal süresi eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın uzatmalara gitti başından sonuna sahadaydı. 120 dakika sağda kaldı. Simone Inzaghi gerçekten de e, yaş grubunun en parlak en umut veren teknik direktörlerinden biri olmaya doğru gidiyor. Lukaku'yu kaybetmene rağmen e, Inter hikayesi kaldığı yerden hatta üzerine de koyarak Conte'nin bıraktığı emanetin üzerine de koyarak devam ediyor. Daha önce Lazio'da iki tane süper rüpa kazanmış. İkisinde de Juventus'u yenmiş. Inter'le de Juventus'u yendi. Juventus'u yenme konusunda uzman Simone Inzaghi. Ve Inter'de de ilk kupasını kazanmış oldu. Daha fazlasını da kazanabilir. Öyle görünüyor. Simone Inzaghi güzel bir hikaye yazıyor. Hakan Çalhanoğlu da bu hikayenin içerisinde güzel bir yer tutuyor. İnşallah daha da iyi olur diyelim. O da rolünü buldu. Evet. İki yönlü orta saha gibi oynuyor. 3-5-2'de. Ki milli takımda da öyle bir hüviyete büründü hatırla. Son maçtan sonra basit toplantısı dedi ki, pardon maç sonu röportajında dedi ki artık golleri öndeki genç arkadaşlarımız atacak. Ben biraz daha orta sahada iki yönlü bir rol oynuyorum dedi. Inter'deki rolü milli takımdaki rolüne de tesir etmiş oldu. Ve milli takım performansı da arttı. Bir sayfamızda İspanya'dan, Marka gazetesinden. Vakit var değil mi dostlar ben anons ettim ama hemen konuşalım. Peki. Süper Kupa maçını Real Madrid kazandı demiş. Barcelona, Real Madrid süper klasik oyun. Real Madrid kazandı diyor. Barcelona bu sene önümüzdeki seneye bakıyoruz diyor herhalde şüphesiz, şüphesiz. değil mi? Şüphesiz, Yine de Ancelotti hakkın e, hakkını teslim etti Barcelona'nın. iyi bir kadrolu var, iyi bir futbol oynadılar. Bizi çok zorladılar dedi. Ki iki kere geriden geldiler ama üçüncü defa gelemediler. Real Madrid üç kere öne geçti ama ikisini de yakaladılar. E, bir kez daha yakalayamadılar. Bu kupa farklı bir formatta oynanıyor artık Süper Kupa. Dörtlü yapıyorlar. Bu yarı final maçıydı. Şimdi finalde Atletico Atletico galibiyle oynayacak. Real Madrid. Birkaç sezondur da Suudi Arabistan'a gidiyorlar bu kupayı oynamak için. Ee, Real Madrid'de yanılmıyorsam geçen sezonda yine çok ikonik bir müsabak oynamıştı. Atletico'ya karşı. Valverde bir kırmızı kart görmüştü. Gol pozisyonunu e, sert bir faulle kesmişti. Real Madrid'de bu kupada hep manşetleri süslüyor. Yine süslemeye devam ediyor. İyiler. Süper Kupa performansı anlamında. O zaman Peki süremizin sonuna geldik. Bir Djokovic, ufak bir Djokovic haberi vardı onu soracaktım size ama yarına bırakalım. Bir son programında. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.